Adım Adım Sağlık'tan herkese merhaba. Merhabalar. Biliyor musunuz, dünya üzerinde neredeyse 100 binin üzerinde hastalık var. Tabii ki bunların bir kısmı çok nadir görülüyor. Yaklaşık 8 bin kadarı falan ipek daha nadir görülüyor. Ama hani bizim uzun ve sağlıklı yaşam için aslında bizim neyle mücadele ettiğimizi iyi bilmemiz lazım. O yüzden hemen şöyle bir bakmak gerekiyor. En sık görülen hastalıklar nelerdir? Mesela birinci sırada kalp damar hastalıkları var. İkinci sırada kanser var. Üçüncü sırada solunum yolu hastalıkları var. Dolayısıyla bunlara da baktığınız zaman aslında pek çoğu genetik zeminli. Ama hani çevresel faktörler de işi biraz karmaşık hale getiriyor ve hastalıkların ortaya çıkmasına neden oluyor. Hocam birinci sırada kalp damar hastalıkları var dediniz. Türkiye'de mi yoksa dünyada mı? Tüm dünyada. Hem Türkiye'de hem dünyada. TÜİK verileri de onu gösteriyor. Yani Türkiye İstatistik Kurumu da her sene yayınlıyor bunları. Ve her sene görüyoruz ki birinci sırada kalp damar hastalıkları var. Önemli olan aslında şu İpek. Yani evet, bazı hastalıklarda genetik zemin var ama bizim yaşam şeklimiz o hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. O yüzden yediğimiz, içtiğimiz, nasıl yaşadığımız, spor yapıp yapmadığımız, uykumuz, düzenli uyuyup uyumadığımız ve kötü alışkanlıklar gibi bazı durumlar bu hastalıkları tetikliyor. Biz özellikle bugün yine benzer hastalıklardan bahsedeceğiz. Nelerden anlatacağız bugün? Bugün şahane bir program hazırladık Adım Adım Sağlık izleyicilerine. Baş ve boyun kitlelerini konuşacağız hocam bugün. Kulak burun boğaz uzmanı Profesör Doktor Yusuf Ansuyoğlu bizlerle birlikte olacak ve lenfleri anlatacak. Programımızın ikinci bölümünde ise iç hastalıkları ve hematoloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Çetiner halk arasında Akdeniz anemisi olarak bilinen talasemiyi anlatacak. O zaman hadi başlayalım. Teknolojinin ilerlemesiyle beraber aslında telefonlar, tabletler, bilgisayarlar, her şey çok daha kolay ulaşılabilir hale geldi. Bu da beraberinde aslında bilgiyi de ulaşılabilir hale getirdi. Bunun sonucunda bazı hastalıklarla da karşı karşıya kalmaya başladık. Örneğin aşırı cep telefonu kullanılması ya da tablet kullanılması boyun ağrılarına, sırt ağrılarına neden oluyor. Bunlar ortaya çıkan genel fizik problemler, fizik hastalıklar ama bazen ruhsal problemlerle de karşı karşıya kalabiliyoruz. Mesela telefonu uzakta olduğu zaman haber alamamaktan endişe eden ve anksiyeteye kapılan insanlar var. Veya gelişmeleri takip edemediği için endişe duyan insanlar olmaya başladı. Ha bir de tabii önemli konulardan bir tanesi siberkondri, yani hastalık hastalığının dijital hali diyebiliriz. En ufak bir şikayet olduğunda hemen telefonu açıp bende ne var diye araştırmak ve eyvah kanser oldum endişesine yakalanmak. Örneğin boynunuzda tespit ettiğiniz bir kitle sonucunda araştırma yaparsanız elbette internet size genelde en kötü sonuçları ve en endişe verici sonuçları veriyor. Ama boyunda birçok tablo kitleye neden olabilir. Hocam en çok boyundaki kitlelerin nedenleri nelerdir? Şimdi öncelikle internetten bilgi alıyoruz ama yanlış bilgi de alıyoruz açıkçası. Dolayısıyla bizim ilk başta hasta karşımıza geldiği zaman biz önce o yanlış bilgiyi düzeltmek için açıkçası uğraşıyoruz. İlk akla gelmesi gereken şey yaşa göre değişmekle birlikte enfeksiyon. Hı-hı. Enfeksiyon hastalıkları bir kere lenfatiklerle öncelikle karşılanıyor enfeksiyon amilleri ve vücut buna bir yanıt olarak lenf bezi şişmesi yanıtını oluşturuyor. Bu da boyunda bir şişlik olarak karşımıza. Dolayısıyla öncelikli olarak enfeksiyon diyebiliriz. Peki bir şey soracağım. Boyunda tespit edilen, baş boyunda tespit edilen bir kitle olduğu zaman hani bu endişe verici midir, değil midir? Bunu böyle birkaç kriterle anlayabilir miyiz? Tabii ki de öncelikle zaman. Ne kadar zaman? Birlikte bulunan semptomlar dediğimiz belirtiler, hastanın şikayeti. Örneğin ağrı. Ağrı olduğu zaman biz biraz rahatlıyoruz. Ha, ağrı var, bu enfeksiyon lehine yorumlanabilir. Şişlik, kızarıklık, hassasiyet, birlikte bir üst solunum yolu enfeksiyonu olması, boğazın ağrması, ateşinin çıkmış olması gibi durumlarda olay enfeksiyon lehine daha çok kayıyor ve muayeneyle de ve daha sonraki gerek duyarsak tetkiklerle de bunu ortaya koyuyoruz. Ama bir kitle devamlık gösteriyorsa, birden fazla bölgeyi tutuyorsa ve başka yakınma, ses kısıklığı, ne bileyim burunda tıkanıklık, bir kanama, halsizlik, kilo verme vesaire gibi eşlik eden bulgular da varsa o zaman biraz işkilleniyoruz ve işi tetkike doğru yönlendiriyoruz. O zaman hakikaten birazcık dikkat ediyoruz. Süre çok önemli. Çok klasik olarak
3 ay falan denir ama bizim gördüğümüz klinik gözlemlere göre bir kitle 3 haftayı geçiyorsa artık onun üzerine eğilmek lazım. Doğru. Hocam hastalanıyoruz. Örneğin ben 3-4 gündür hastayım. Lenflerim şişti yoksa benim guatrim mi var dedim. Panik oldum hemen. Guatr'da da lenf bezi şişiyor mu guatr olan şimdi, hastalarda? Tanımı öncelikle çok iyi bilmek lazım. Guatr Fransızcadan gelen bir kelime bize. Latince'de esas guatrus yani gırtlak anlamına geliyor. Yani tiroidin şişliklerine biz guatr diyoruz. Boyunda orta hattaysa ve nefes borumuzun üzerinde bir şişlikse bu guatr olarak tanımlanıyor. Tabii onun da bir sürü alt nedenleri var. Ama lenf bezi daha çok boynumuzun yanlarında, çene altında, yüzümüzde gibi yerlerde oluyor. Yani orta hattakine guatr diyebiliriz ama yanlarda olan şişlikler lenf bezleri olabilir ama başka kitleler de olabilir. Bir de tiroid var hocam. Tiroid de guatr da çok karıştırılıyor. Evet, tiroid glandımızın, organımızın adı. Bu tiroidit olabilir. Yani bir enfeksiyon olabilir. Bu bir tiroid nodülü olabilir. Bir hormonal düzensizlik, hipertiroidi nedeniyle tiroid bezinin genişlemesi olabilir. İyot eksikliği nedeniyle tiroid bezinin genişlemesi olabilir. O zaman tiroid hastalıkları başlığı altında guatr olarak adlandırırız. Ama boyun orta hattında kitle olmaz mı? Olur. Mesela trigolosal kist dediğimiz bir olgu var ki o da tiroid gibi algılanır ve yukarıda yer alır. Biraz daha yukarıda yer alır ve bir konjenital yani doğumsal bir artıktır. Bunları zaten basit bir muayene ile ayırt edebiliyoruz. Yusufhan Hocam senin baş boyun kanserlerinde ve tümörlerinde tecrüben çok. Mesela Türkiye'de en çok hangi tümör tipiyle karşılaşıyoruz baş boyunda yer alan? Şimdi baş boyun en sık tümörler aslında cilt tümörleridir açıkçası. Hmm. Pek fazla dikkat edilmez ama daha çok dudak kanseri, cilt kanseridir. Bizde daha çok gırtlak kanseri birinci planda. O da sebebi, bir numaralı sebebi yani altı kırmızı kalemlerle, yeşil kalemle çizilen sigaradır. Evet. Ve buna ek olarak ağız içi kanserleri eklendi. Ağız içi kanseri de yine sigara, tütün kullanımıyla alakalı ama onda da şu anda güncel son 20-30 senedir HPV. Human papilloma virüs etken olarak yer alıyor ve sigarayla birleştiği zaman daha kötü sonuçlara neden olabiliyor. Peki mesela orada bir erken yakalama şansın var mı? Hani işte meme kanseri için konuşuyoruz, kolon kanseri için konuşuyoruz. Larenks kanseri tedavi olsa bile kişinin bazen hayat kalitesini çok ciddi etkileyebiliyor. Onun öncesinde yakalayıp erken dönemde daha ufak tedavilerle toparlama şansımız yok mu? Tabii ki de. Bir ses kısıklığını eğer ya 3 haftadır sesim kısık ya bir doktora gideyim deyip bir kulak burun boğaz uzmanına giderseniz evet erken yakalamış oluyorsunuz. Ve ağzın içerisinde bir yara, dilinizde ya geçmiyor, 2 haftadır geçmiyor. Hani bir hafta en fazla 5-7 gün sürer. Hadi biraz daha üzerine bakteri eklensin 10 gün 15 gün sürsün. Ama dilinizdeki bir yara, dudağınızdaki bir yara veya yutarken bir ağrı hissetmeniz ama gerçi bu arada bu hastalar yutak üst sindirim sistemimizin hipofarenks olarak adlandırdığımız kısmına geç belirti verir. Dünyanın her tarafında onlar da erken yakalamak ancak rutin muayenelerle sağlanabilir. Ama bir yara, bir ses kısıklığı, bir kanama, bir şişlik, boyunda bir şişlik eğer bekletilirse o zaman o erken tedavi şansını yitirir tabii ki de. Doğru. Hocam Türkiye guatr ülkesi mi? Bir zamanlar öyleymiş açıkçası ama bu tuzlara iyot eklenmesi belli bir ölçülerde başladıktan sonra bu anlamda iyot eksikliğine bağlı guatr hastalığı giderek azalıyor. Ama tabii bütün dünyada olduğu gibi bir tiroid papiller karsinom olgusu da var ki biz baş boyun kanser cerrahi uzmanları olarak en çok sevdiğimiz açıkçası tedavi etmekten mutlu olduğumuz hastalıkta bu kanser adı altında yer alan yani tanındığı zaman erken tanındığı zaman geç bile tanınsa ameliyatlarıyla oldukça iyi sonuçlar elde ediliyor. Yani Türkiye'nin diğer Avrupa ve dünya ortalamasına göre çok belirgin bir sıklığı yok açıkçası. Genel sıklıkla beraber denebilir. Peki her şişlik, tiroid ve guatr yani vücudumuzda baş boyun bölgemizde özellikle bir yerimiz şişti. Hemen korkmamız gerekiyor mu? Başka bir hastalığa işaret midir? Sadece tiroid ve guatr'a işaret midir? O şişlik orta hattaysa evet hemen bizim şu tam orta hattımızda göğüs üstündeyse evet tiroid ve guatr'a ait diyebiliriz. Tamam. Ama yanlardaysa daha çok lenf bezleri, başka boyunun elemanları, nöral yani sinir kılıfı tümörü bile olabilir. Bu bir artık kitle olabilir, doğumsal artık hepsi olabilir. Ama dediğim gibi bir ani başlangıç, ateş beraberinde ağrı,
dönemi ve kısa sürüyorsa, giderek küçülüyorsa, bir takım özellikleri de var, muayene özellikleri. Elimize attığımız zaman sert, çevreye yapışmış bir boyun kitlesi bizi endişeye sürükleyen bir kitle. Ama yumuşak, ağrılı, hareketli, birden fazla lenf ganglionunun bir araya gelerek yaptığı bir oluşumsa o zaman daha iyi bakabiliriz. Bunlarda da yine süre uzuyor ise, devamlılık gösteriyorsa o zaman muhakkak tanı çalışması yapabilir. Çünkü o elimize yumuşak gelen birkaç tane lenf ganglionu bir lenf bezi grubu kötü huylu hastalık grubuna ait bir durum olabilir. Yani lenfoma adıyla adlandırılan, daha anlatmaya çalışıyorum Türkçe. Ama bir lenfoma olabilir. Onu da bir tanısal çalışmasını bir an önce yapmak lazım ki tedavisi de oldukça günümüzde modern şekilde devam eden bir olgu. Şeyi konuştuk şimdi mesela sigaranın özellikle gırtlak kanseri için, ağız içi kanserleri için riskli olduğunu konuştuk. HPV enfeksiyonu olduğunu, risk oluşturduğunu konuştuk. Bunun dışında mesela baş boyun kanserlerinde risk oluşturan tablolar var mı? Mesela reflü var. Reflü de önemli bir sürekli kronik asit. Yani mide asidinin yukarı kaçması öyle evet. mi? Onu da biz kulak burun boğaz nomenklatöründe biz ona laryngofarengel, gırtlak reflüsü olarak adlandırıyoruz. Yani hastanın bir mide problemi olmaması durumunda olmuyor o durumda ama bir şekilde ses kısıklığı, evet. bir iritasyon, bir öksürük, bir huzursuzluk, bir ağrı, ne bileyim bir sıkıyormuş hissi gibi semptomlarla hasta geldiği zaman o zaman gırtlak reflüsünden şüpheleniyoruz. Onu da gastroenteroloji uzmanlarıyla birlikte tedavi etmek lazım. Bu var. Onun dışında ek olarak bir takım böyle meslek hastalıkları olabilir. Bizim baş boyunda özellikle paranazal sinüs dediğimiz solunum yoluyla kanserojen madde soluyanlarda, oralarda da kansere neden olabilen meslek grupları da var çevresel. Ve sonunda artık hani tedaviye geldiğimiz zaman esasında baş boyun kanserlerine kompleks bir tedaviden bahsediyoruz. Son bir dakikamız aslında ama herhalde burada cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi beraber kullanılıyor. Tabii ki de öncelikli olarak tanı açıkçası. Biz bu tanı aşamasında radyasyon onkoloğu, medikal onkolog, radyolog, nükleer tıpla birlikte çalışarak bir hastaya yapılacak olan tedaviye karar veriyoruz. Tek başımıza hasta bana geldi, ha gırtlak kanseri, oyunda da kitlesi var. Hadi ben bunu hemen ameliyat edeyim. Bu çok eskilerde kaldı. Multidisipliner yaklaşıyoruz. Tabii ki de bazı durumlarda cerrahi ön plana çıkıyor. Radyolojik bir takım veriler var. Nükleer tıpın bize verdiği veriler var. Ona göre bazen neoadjuvan dediğimiz radyoterapi ön plana çıkarıyoruz. Doğru. Kimisine o zaman bir neoadjuvan bir kemoterapi de verebiliyoruz. Yerine tümörün evresine, hastanın birlikte bulunan başka durumlarına göre tedavi önceliklerimiz. Ama tabii ben bir cerrahım, kanser cerrahıyım. Evet. Tabii ki de öncelikli olarak hani yapılabiliyorsa birinci seçenek cerrahi tedavi diyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Bugün Yusuf Han Hoca ile konuştuğumuz zaman bence benim aldığım not özellikle şu. Lütfen bir boyunda kitle tespit ederseniz, ses kısıklığınız olursa, 3 haftayı da özellikle bu şikayetleriniz geçiyorsa uzmana başvurmaktan çekinmeyin. Bir de Murat Hocam, ağrı varsa eğer panik olmayalım, geçecek öyle evet. değil mi? Talasemi taşıyıcılığı size hiçbir risk yüklemez. Anne ve baba taşıyıcıysa, hasta gen çocukla bir araya gelirse buna da Akdeniz anemisi hastalığı deniyor. Gerçekten zor bir hastalık. Tedavisi çok zor. Sürekli kan vermek gerekiyor. Kemik iliği nakli gerekiyor. Pahalı bir hastalık. Kansızlık neden olur? Demir, folik asit, B12 vitamini. Bu üç şey olmazsa olmaz kan yapımında. Demir eksikliğinin en önemli bulgularından biri saç dökülmesi. Halsizlik, yorgunluk, solukluk, konsantrasyon bozuklukları, öğrenme zorlukları daha küçük yaşlarda. Tek başına demir eksikliği kalp yetmezliğini atake eden bir şeydir. Gerçekten vücudumuzun işleyişine baktığınız zaman hayran kalmamak mümkün değil. Örneğin oksijeni bol kanı bütün o gücüyle kalbimiz dokulara atıyor. Peki bu oksijen nasıl taşınıyor? Pek çoğunuzun bildiği gibi özellikle al yuvarlar yani kırmızı hücrelerimiz var. Ve bu kırmızı hücrelerin içinde de hemoglobin dediğimiz bir madde var. İşte oksijeni aslında sırtına alıp da yüklenen madde bu. Dolayısıyla
al yuvarlar bütün organları gezmeye başladığı zaman o hemoglobin oksijeni getiriyor, taşıyor organlara ve o organlarda oksijeni kullanıyor. Ancak bazı durumlarda bu hemoglobin dediğimiz maddede bozukluklar söz konusu olabilir. Dolayısıyla oksijeni taşımada sıkıntı yaşayabilir vücudumuz. Peki hemoglobin bozukluğuyla seyreden hastalıklar arasında acaba Türkiye'de en sık hangisi görülüyor? Şimdi hemen hocama soralım. Hocam en sık hemoglobin hastalığı hangisi Türkiye'de? Aslında hemoglobinopatiler içerisinde Akdeniz anemisi. Hı hı. Bunun dışında diğerleri de oldukça görülüyor. Akdeniz anemisi sıtma kuşağının olduğu bütün ülkelerde daha sıktır aslında. Afrika'da tabii. Falan da sıktır tabii, o Kuzey zaman Afrika'da öyle mi? Afrika'da özellikle doğru. Hmm. Ne kadar var Türkiye'de kabaca? Valla hasta sayısı giderek azalıyor. Taşıyıcı 2-2,5 milyon belki daha fazla. Hı hı. Tabii evlilikler ve danışmanlık bilgisi, evlenmeden önceki taramalar, bütün bunlar sıklığın ciddi anlamda azalmasına neden oldu. Çünkü genetik geçiş gösteriyor. Tabii genetik geçiş. Şöyle anlatabilirim. İki gen tarafından idare ediliyor aslında bu hemoglobin yapımı. Bu genlerden bir tanesi anneden, bir tanesi babadan geliyor bize. Eğer genlerden bir tanesi Akdeniz anemisi geni, diğerisi normalse buna Akdeniz anemisi taşıyıcısı diyoruz ya da talasemi minör diyoruz. Ve anneden ve babadan gelen bu iki genin birleşmesiyle oluştuğundan anne babalardan bir tanesi taşıyıcıysa çocuklarda da o genin çocuğa geçme şanssızlığı olduğu için %50 civarında taşıyıcı olma ihtimali olabiliyor. Ama hem anne hem baba hastaysa, işte o durumda taşıyıcıysa tabii zaten sorun da buradan çıkıyor. Anne ve baba taşıyıcıysa hasta gen her iki bireyde de çocukla bir araya gelirse, yani iki gen birden hasta hale gelirse buna da Akdeniz anemisi hastalığı deniyor ki gerçekten zor bir hastalık. Yani tedavisi çok zor, kronik olarak transfüzyon bağımlı oluyor. Bunlar sürekli kan vermek gerekiyor, kemik iliği nakli gerekiyor. Son yıllarda tabii daha umutlu çalışmalar var ama bu ciddi anlamda çok pahalı bir hastalık bir de. Yani ekonomik yükü de çok büyük bir hastalık. Dolayısıyla bundan mutlaka korunmak gerekiyor. Buradaki temel strateji mutlaka korunmak olmak zorunda. Evlilik öncesinde, özür dilerim, evlilik öncesinde şu an rutin test bakılıyor, yapılıyor değil mi? Zaten bu aslında birçok şeyi değiştirdi. Yani daha önce annenin kucağına hasta bir bebek bırakıyorduk. Şimdi öyle değil. Yani şimdi biliyoruz. Evet tabii şöyle bir şey diyemezsiniz. İki taşıyıcı evlenemez diyemezsiniz. Evet. Ya da iki taşıyıcı çocuk yapamaz, evlenemez demeyeyim de çocuk yapamaz diyemezsiniz. Böyle bir durum söz konusuysa o zaman antenatal tanı yöntemleri, işte doğumdan önce ilk işte embriyodan yapılan testler. Yöntemler, testler, bunlar talasemi taşıyıcılığını ortaya koyabiliyor ve böylece kişileri de korumuş oluyorsunuz bir anlamda. Yani bu çok önemli bir şey aslında. Evet, kesinlikle. Mustafa Hocam, böyle aşırı halsiz, yorgun olduğumuz zaman, böyle betimiz, benzimiz bembeyaz olduğu zaman hemen arkadaşlarımız, çevremiz diyorlar ki sen kansızsın, sende kansızlık var. Kansızlık neden olur? Genetik dışında. Aslında sonradan. Kansızlık üç temel nedenden olur. Bunlardan bir tanesi kemik iliğinin önüne o kanı yapacak, demin çok güzel anlattı Murat, yani o oksijeni dokulara taşıyacak, kırmızı küreleri yapacak malzemeyi bırakmak zorundasınız. Yani ahçının önüne yemeği, malzemeyi bırakmalısınız ki ahçı ondan yemek yapabilsin. Üç tane çok temel malzeme var kemik iliğinin kullandığı. Bir tanesi demir, bir tanesi folik asit, bir tanesi B12 vitamini. Bu üç şey olmazsa olmaz kan yapımında. Ve eğer bunlardan birini siz kemik iliğinin önüne eksik bırakırsanız o zaman kemik iliği kan yapamıyor. Kırmızı küre yapamıyor. Dolayısıyla o sizin söylediğiniz kansızlık ortaya çıkıyor. Birinci neden bu. Bunun birçok nedeni var. Konuşuruz isterseniz. Bir ikinci neden,
Siz malzemeyi kemik iliğinin önüne koyuyorsunuz ama kemik iliği maharetini yitirmiş oluyor. İşte eli görmüyor, gözü görmüyor, eli tutmuyor bilmem ne, yaşlanmış oluyor filan ve yapamıyor. Böyle bir grup hastalık var. Bunlar doğrudan kemik iliğinin hastalıkları. Yani hani kemik iliği hastalığı deyince insanların aklına hep lösemiler filan gelir öncelikli. Ama tabii nasıl karaciğer deyince tek karaciğer hastalığı karaciğer kanseri değilse, kemik iliğinin de birçok başka hastalıkları var. Ve bu kemik iliğindeki hastalıklar yine kansızlığa neden olabiliyor. Üçüncü neden, siz malzemeyi koyuyorsunuz. Kemik iliği de oldukça mahir ve hızla bunu yapıyor ama talep çok oluyor, ihtiyaç çok oluyor ve onu karşılamakta zorlanıyor. Mesela hemolitik anemi dediğimiz kırmızı kürelerin yaşam süresini kısaltan durumlar ya da işte kanamalar mesela hızlı ortaya çıkan. Bütün bunlar kansızlığın nedeni. Yani üç ana başlık altında bunu değerlendirmek gerekir. Geneline baktığımız zaman herhalde en fazla görülen demir eksikliği anemisi. Evet, özellikle kadınlarda, yani yeryüzünde her 3-4 kadından bir tanesi demir eksikliğine bağlı kansızlık şikayeti yaşıyor. Şunu da çok duyuyoruz Mustafa. Yani demir eksikliği mesela tedavi ediliyor hocam, tekrar düşmeye başlıyor. Yani hem erkekte hem kadında, belki ikisini ayrı ayrı konuşmak lazım ama. Şöyle, önce erkekler ve menopoz sonrası kadınları bir konuşalım. Erkekler ve menopoz sonrası kadınlardaki temel problem, şimdi demir eksikliği daha çok kanamayla ortaya çıkan bir şey. Eğer emilim problemi yoksa. Öyle olunca menopoz sonrası kadın ve erkekte insanın aklına mide bağırsak kanalı geliyor. Yani bir yerde bir kitle mi var, ne bileyim bir kanamaya neden olan lezyon mu var? Bunun mutlaka endoskopik, kolonoskopik tahlili gerekir. Şöyle düşünmek lazım. Yani nasıl baş ağrısı bir hastalık ismi değil, bir bulguysa, yani başımız ağrır, niye? İşte tansiyonumuz yüksektir, migrenimiz vardır filan. Kansızlık da öyle. Demir eksikliği anemisi de öyle. Demir eksikliği anemisi bir bulgudur, bir tanı değildir. Mutlaka niye diye sormak lazım. Üreme çağındaki kadınlarda adet kayıpları, düşükler, bilmem ne, işte buna benzer sebepler demir eksikliğine bağlı kansızlığı ve kansızlık olmadan demir eksikliğini tek başına oldukça mümkün kılıyor ve o yüzden her 3-4 kadında bir görünüyor. Orada daha çok jinekolojik kayıplara atfediyoruz ama onunla açıklayamayacağımız durum olursa o grupta da mutlaka bizim aslında mide bağırsak kanalını kontrol ediyor olmamız lazım. Çünkü midenin demirin, B12'nin, folik asitin emildiği bölgeler çeşitli nedenlerle çıkarıldıysa, ne bileyim işte tümör olur mesela ya da obezite ameliyatları mesela. Yani onlarda da o bölgeler devre dışı kalıyor ya da bağırsağın bir takım inflamatuar hastalıkları. Bunlar emilimi bozuyor. Bozduğu için kansızlık ortaya çıkıyor ve kansızlık ortaya çıktığı için de işte birçok bulgular demin sizin söylediğiniz gibi ortaya çıkıyor. Halsizlik, yorgunluk, solukluk. Mesela demir eksikliğinin en önemli bulgularından biri saç dökülmesidir. Evet, doğru. Onun dışında kolay tırnaklarda kırılma, konsantrasyon bozuklukları, hatta öğrenme zorlukları daha küçük yaşlarda, hatta bağışıklık sistem fonksiyonlarının bozulduğuyla ilgili yazılar var. Daha ötesi kalp yetmezliği mesela. Hani anemi kansızlık ama olmasa bile tek başına demir eksikliği kalp yetmezliğini atake eden bir şeydir. Mustafa Hocam, şimdi diyelim ki ben hemen çocuk bölümüne geçmek istiyorum. Diyelim ki ben taşıyıcıyım, talasemi hastasıyım, eşim değil. Çocuğumun lösemi olma yok. Durumu... Hiç öyle bir durum yok. Korkmuyorum. Yani bununla ilgili gerçekten çok sorular geliyor. Şunun altını kalın kalın çizmek lazım. Talasemi taşıyıcılığı size hiçbir risk yüklemez. Sadece kadınlarda biraz hemoglobinin düşük olması, daha çabuk, daha hızlı kansızlık gelişimine ve gebelikte birazcık kansızlıkla ilgili sorunlara neden olabilir. Ama bu söylediklerimi bir kenara bırakırsanız size hiçbir zararı yok. Hiçbir risk yüklemiyor. Yani niye demin söyledim mesela sıtma kuşağı dedim. Niye? Çünkü üstelik sıtmaya dayanıklıdırlar. O yüzden o büyük salgınlarda ayakta kaldıkları için o bölgelerde daha fazla görülüyorlar aslında.
Hiç öyle bir şey yok. Altını kalın kalın. Böyle bir risk olmadığını da gördük. Taşıyıcısı olduk. Evet. Önemsiz bir sağlık sorunudur. Ne zaman önemlidir? İki talasemi taşıyıcısı yan yana geldiğinde önemlidir. Onlar çocuğa karar verdiklerinde ya da yaptıklarında önemlidir. Uyanık olmamız gerekiyor. Yapmamız gereken şey bu. Hocam çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Çok ağzınıza sağlık hocam. Sağ olun. Öncelikle Yusuf Han Hoca ile kulak burun boğaz üzerine baş boyun tümörleri üzerine konuştuk ve şunun altını çizdik ki eğer şikayetleriniz uzun süre devam ediyorsa mutlaka doktora gitmeniz gerekiyor. Ve özellikle talasemiden ve anemiden konuştuk. Burada senin çıkardığın sonuç neydi bakalım? Eve hangi mesajı götürüyorsun İpek? Burada benim çıkardığım bugün biliyorsun ben bu programda yeni yılla birlikte oldukça hastayım. Sağlığın ne kadar ama ne kadar önemli olduğunu anladım. Çok güzel bir programdı. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte görüşeceğiz, buluşacağız. Evet. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.